Kolyen nerede? Ne? Sana aldığım kolye nerede? Çıkardım. Rüzgar'ın aldığı o pahalı kolyeyi taktın çünkü, değil mi? Tabii. Benim aldığım hediyenin onunkinin yanında ne değeri var ki? Yusuf, çok çirkin şeyler söylüyorsun. Rüzgar'ın bana kolye aldığı falan yok. Ya bırak. Ben gördüm sizi. Kuyumcudaydınız. Ya neden anlamıyorsun? Annesine hediye almaya gittik. Gittik beraber seçtik kolyeyi. Ya sen bu yüzden mi gittin vurdun ona? Oha! Oha ya! Öyle denir mi kıza? Ada bu ada. Adanın parayla pula öyle maddi şeylerle ne işi olur? Ya çok ayıp etmişsin Yusuf. Ya biliyorum kızım, biliyorum da ben de ne bileyim sinirlendim işte. Böyle kan beynime sıçradı. Söyledim öyle. Ya ben kıskançlıktan delirdim galiba ya. Herhalde. Ya o arabaya binersen her şey biter de üstüne cila almış kanka. Biliyorum ya. Büyük eşeklik ettim. Ya keşke dilim kopsaydı da söylemeseydim o lafları. Çok kırdım oğlum ben adayı. Ne diyorsunuz? Affeder misin beni? Yani ben kız olsam affetmezdim. Sen kız değilsin kardeşim. Çiçek, sen ada olsan affeder miydin beni? Vallahi bilmiyorum. Ama yani affedeceksem de önce güzel bir trip atardım, orası kesin. Yaptın, çok ayıp. Ben olsam seni güzel bir süründürürdüm. Doğduğuna da pişman ederdim. Aklım başına gelene kadar da vallahi öyle bir trip atardım ki doğduğuna pişman ederdim seni. Ya böyle şey yapılır mı ya Yusuf? Tamam, sakin ol şampiyon. Tamam, anladık. Anladık. Affetmeyecek ada beni. Ada, ben çok kötüyüm. Sahile gelebilir misin? Biraz konuşalım. Hayır, gelmeyeceğim. Attın mı mesajı? Attım. Çok da kötüyüm dedin mi? Dedim. Belli ettin ama değil mi ne kadar kötü olduğunu? Ettim kızım ya. Neyse ben gideyim sahile ya. Bir şansımı deneyeyim, belki gelir. Hadi görüşürüz. Öyle mesajla çok kötüyüm deyince dayanamadım geldim. Yerden göğe kadar haklısın. Surat assan da yüzüme bakmasan da haklısın. Ama ne olur affet beni adam. Yusuf, ben bozuluktan niye kaçtım? Mustafa ile evlenmemek için. Mustafa bozuluğun en zengin adamıydı. Ya ben istesem bana o gördüğün kolyelerden bir sürü alırdı. Ama ben onu sevmedikten sonra isterse gelsin bana dünyanın bütün hazinelerini alsın. Neye yarar? Ya ben beş parasız yalın ayak seninle kaçtım geldim bu İstanbul'a. Niye? Sevmediğim bir adamla evlenmemek için. Biliyorum adam. Ben de zaten bu yüzden kızıyorum ya kendime. Peki. O zaman dost doğru söyleyeyim. Rüzgar'ı kıskandım. Ya öyle kuyumcuda kocaman gerdanlığı takınca boynuna... Ya kıskandım işte. Ve sonra ne yaptım? Geldim seni kırdım, döktüm. Ya bir de gittim herife saldırdım ya. Herife yumruk attım resmen. Ben ölüyorum pişmanlıktan ha da. Gerçekten ölüyorum bak. Allah benim cezamı versin ya. Hayır. Yusuf öyle deme. Sana bir şey olursa asıl ben ölürüm.
Yani şey, hani çok üzülürüm diye dedim. O zaman affet beni. Bak, affetmezsen atarım kendimi denize. Atarım, vallahi billahi atarım bak. Atma. Ya tamam, affettim seni. Ama bak, öyle rüzgarı kıskanmak falan yok. Ya biz onunla sadece arkadaşız. Seninle olduğu gibi. Sen yeter ki hayatımda ol. Bana o kadar da yeter. Arkadaş kalalım. Saçmalamak yok ama. Yok. Öyle sevgilinmişim gibi falan da davranmayacaksın. Yusuf, senin artık Nalan'la bir hayat kurman lazım. Ben gideyim artık. Ada. Ben sana deli gibi aşığım. Onu ne yapacağız? Sofrayı bitirmem lazım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.